Herkese merhabalar. Hızlanma kampımıza son 3 gün. Bugün sizlerle birlikte fen liseleri nedir, niçin açılmıştır, nasıl kazanılır, nerededir, kimler kazanabilir bunları öğreneceğiz. Ve ardından da hızlanma kampımızın geri sayımını başlatacağız arkadaşlar. Öncelikle fen liseleri nedir? Fen liseleri fen dersleri ağırlıklıdır arkadaşlar. Yani fizik, kimya, biyoloji ağırlıklıdır. Ve haftada 15 saattir. Mesela Anadolu liselerinde bu süre 6 saattir. Diğer düz liselerde daha da azdır. Ama fen liselerinde haftada 15 saat fen dersleri gösterilir. Üstün yetenekli çalışkan öğrencileri alır ve sayısal derslerin daha ağırlıklı olduğu liselerdir. Peki niçin açılmıştır bu liseler? Bilim insanı yetiştirmek, tıp, eczacılık, mühendislik, diş hekimliği ve benzeri sayısal mesleklere yetişmiş insan bulmak ve sayısal derslere ağırlık verilse de her alanda başarılı insan yetiştirmek için kurulmuştur. Yani fen liselerinden de hukuk fakültesine girebilirsiniz. Burada size kimse durduramaz. Yani ben hukuk istiyorum ama fen lisesi. Olur olur, istediğin yere girebilirsin. Peki nasıl kazanılır fen liseleri? LGS'de düzenli bir çalışmayla herkes, bakın altını çiziyorum burada, herkes fen lisesini kazanabilir. Mesela Ordu Gölköy Fen Lisesi 56. dilimdedir. Ya da Eskişehir Beylikova Fen Lisesi 19. dilimdedir. Ankara Aktepe Fen Lisesi 18. dilimdedir. Ha, Ankara Fen Lisesi 009. dilimdedir. Onu biliyoruz. Ankara, İzmir, bazı fen liseleri gerçekten çok yüksek. Ama mesela İstanbul Şile Fen Lisesi 6,53. dilimdedir. Yani iyi bir çalışmayla yüksek netler yaparak ya da normal netlerle de fen lisesine girilebilir. Peki nerelerde vardır fen liseleri? 81 ilimizin hepsinde farklı puanlarda özel veya resmi fen liseleri vardır. Bunu neden söylediniz hocam, özel fen liselerini? Bunu şundan dolayı söyledim. Mesela sen Kütahya Fen Lisesi'ni istiyorsundur. Kazanacaksındır ama tam puanın yetmez. Bu durumda başka bir şehirdeki fen lisesine gitmek de istemiyorsundur. Hani diyelim ki, örnek veriyorum, Niğde Fen Lisesi'ne puanı yetmiştir. Ama sen Kütahya'daki özel fen lisesinden bursluluk alabilirsin. %100 burs olarak yine kendi şehrinde kalabilirsin. Bu durum İstanbul, Ankara, İzmir, Rize, Gümüşhane, Sivas, Yozgat fark etmez. Her şehrimiz için geçerlidir. Yani fen liseleri sadece devlette değil, özelde de vardır. İyi bir LGS sonucu elde ederseniz, yani sayısalda, sözelde iyi netler yaparsanız bu durumda kendi şehrinizdeki başka bir fen lisesinden kazanabilirsiniz. Peki ne zaman açılmıştır bu fen liseleri? 1962'de ilk olarak açılmıştır. Ve biz ne zaman gireceğiz hocam derseniz, zaten biliyorsunuz. 5 Haziran 2022'de önce sözel bölüm, sonra sayısal bölümde en güzel netleri yaparak fen liselerini sizler kazanacaksınız arkadaşlar. Eğer istiyorsanız tabii ki. Şimdi peki kim kazanacak bunları? Ben mi kazanacağım? Hayır. LGS'ye sabırlı bir şekilde hazırlanan, her gün ortalama 200-300 soru çözen. Neden 200-300 soru hocam? Çünkü arkadaşlar sözel bölümde 50 soru, sayısal bölümde 40 soru, yani toplam 90 soruyu zaten sabahleyin sınava girdiğinizde çözeceksiniz. O zaman bunun öncesinde kondisyonlu çalışmanız lazım. Bunun için antrenmanlı olmanız lazım. Bol bol soru çözmeye kendinizi alıştırmanız lazım. Ve LGS'de gelebilecek soruları sayısalda, sözelde, inkılapta, Türkçe'de, İngilizce'de, matematik fende önceden prova etmeniz lazım. Yaptığınız yanlışların üzerine gitmeniz lazım. Hedefinizi belirlemeniz lazım. Ve birazcık da sayısal dersleri seviyorsanız fen liseleri sizleri bekliyor arkadaşlar. Bizler 2022 fen lisesi yolculuğunda sizlere, isteyen arkadaşlarımıza 7'den 8'e kamp ile başlamıştık. Sonrasında LGS kampımıza güçlü bir giriş yaptık. İlk tekrar kampımızı birinci dönemi tekrar ettik. Son tekrar kampımızı tüm sene tekrar edeceğiz. Şimdi ise hızlanma kampındayız arkadaşlar. Hızlanma kampında fen lisesi kazanmak isteyen öğrencilerimiz için ya da LGS'de başarılı olmak isteyen öğrencilerimiz için mükemmel bir program hazırladık. Bu programın içerisinde arkadaşlar Türkçe, yani sözel derslerin en büyüğü ve matematik, yani sayısal derslerin en büyüğünün bir kampı var arkadaşlar. Nasıl oluyor hocam bu? İlk başta matematikte en önemli konular çarpanlar, katlar, üslü ve karekökenli ifadeler, veri analizi, olasılık ve cebirsel ifadeler, doğrusal denklemler, eşitsizlikler, üçgende yardımcı elemanlar konularını mükemmel bir şekilde tekrarlıyoruz bu kampımıza. Türkçe'de bütün anlam bilgisini, sözel mantığı, dil bilgisini, yazım noktalamayı tekrar ediyoruz ve böylece sözelin ve sayısalın iki büyük dersini alt ediyoruz. Diyoruz ki biz artık bu dersleri halledeceğiz. Peki burada hangi kitaplardan sorular çözeceğiz arkadaşlar? Hızlanma setinden faydalanacağız. Hızlanma setinde öncelikle sete adını veren hızlanma denemeleri var. Yani hızlanma denemeleri zaten sizin LGS'de hem hızlanmanı sağlayacak hem de 2022 LGS'ye girdiğinizde benzer sorularla karşılaşmanızı sağlayacak. Buradaki soruları biz 2021'i, 2020'yi, 2019'u inceleyerek hazırladık ve 2022'de de soru yakalamak için hazırladık. Dolayısıyla sizler lütfen dikkatli bir şekilde bu denemeleri çözün. Şu ana kadar işlediğiniz konulardan. Bunun haricinde Türkçe'de en önemli şey paragraf arkadaşlar. Zaten Türkçe eşittir paragraf diyebiliriz. Paragraf fonsla 4, 6, 8, 10, 12'li denemelerle belli bir süre yönetimi sağlayan ve Türkçe'de paragrafları hallettiğiniz zaman
İnkılapta, dinde, İngilizce'de, matematikte, fende de soruları başarmanızı sağlayacak özel bir kitap. Biliyorsunuz ki yani mesela sayısalda Türkçe yok ki hocam diyemezsiniz. Sayısalda da böyle paragraflar karşınıza çıkacak. Dolayısıyla paragrafonsla hızlandığınızda bu soruları da güzel güzel çözebileceksiniz. Son olarak da en sevdiğiniz ders... Yeni nesil, evet birazcık gülenler oldu tabii. Yeni nesil problem bankasıyla matematiği problem olmaktan çıkaracağız. Bu da arkadaşlar matematik sorularında biliyorsunuz ki yeni nesil soru tarzı var. Yani içerisinde güncel yaşamdan bağlantılar kuran, belli bir düşünce gücü gerektiren problem yani. Sıkıntı resmen. Bunlarla alakalı önce temel sorular, ardından orta seviye, sonrasında zor soruları birlikte çözeceğiz. Ve buradaki soruların da kare kod soru çözümlerini izleyerek harika bir şekilde yeni nesil problem bankasıyla matematiği de halletmiş olacağız arkadaşlar. Hızlanma seti içerisinde problem bankası, paragrafons ve hızlanma denemelerini barındırıyor. Bu üçünü daha avantajlı bir şekilde hızlanma setinde çözebilirsiniz arkadaşlar. 2022 Fen Lisesi yolculuğunda sizlere başarılar diliyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hızlanma programının listesini açıklamadan yine hızlanma setinde Tonguç Mağazı'dan ya da size en yakın Tonguç Çarpıcılarından ulaşabilirsiniz. Şimdiden Fen Lisesi'ne ya da Anadolu Lisesi'ne ya da diğer liselere giden yolculukta sizlere başarılar diliyoruz. Hızlanma programında görüşmek üzere.